Evet arkadaşlar, bu dersimizde burada tabi ismini değiştirelim. Do while loop döngüsü yapalım bunu arkadaşlar. Her birini ayrı ayrı inceleyelim. Bakın buradan yine tıklayıp şeye gerek yok. Direkt buradan Ctrl C ve Ctrl V'ye tıklarsanız arkadaşlar hemen kopyasını alacaktır. Geliyorum. Bu defa do loop while diyorum. Yani loop'tan sonra while halini olacak. Bakın bunu kopyaladık ama ismini arkadaşlar aynısı vermeyecektir. Çünkü aynı isme sahip denetimler olmaz. Hemen bunun ismini de buton döngülerimiz 2 diyelim. Şimdi hemen olay sekmesi tıklatıldığında kod oluşturucuya geliyorum. Yukarıdaki şeyi aynısını tekrar edeceğiz. Şimdi arkadaşlar başlangıç eşittir 3 diyorum. Do loop while başlangıç büyüktür eşit 3 end başlangıç küçüktür 10. Yani ne yapmış olduk? Aslında şuradaki şartı direkt aldık, aşağıya koyduk. Şu arayı bakın aynen kopyalıyorum ve buraya Ctrl V ile yapıştırıyorum. Şimdi ne yapmış olacağız arkadaşlar? Buradaki fark neymiş onu anlamaya çalışacağız. Başlangıca breakpoint'imi koydum. Form görünümüne geçiyorum. Do loop while döngüsü butonuma tıkladım. F8 ile gidiyorum arkadaşlar. Bakın do message box dedi. Değerimi verdi 3. Değerimi 1 arttırdı. 4 5 6 7 8 9 ve bakın en son kaç aldık biz? Değer olarak 9 aldık arkadaşlar. Yani ona gelmedi. Halbuki öbüründe ne oluyordu? Bakın tıklayalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 arkadaşlar. Onu da gördü ve dışarı attı ama şuradaki breakpoint'i kaldıralım. Burada ne oluyor? Burada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diyor. Ona varmıyor. Neden o? Çünkü burada while'da döngüye bir kere giriyor ve sayaç değeri şurada artıyor. Şimdi burada giriyor kontrolü. Değer arttıktan sonra hemen ne yapıyor? Burada kontrol ediyor. Aradaki şey işte arkadaşlar fazla veya eksik olmasına sebebiyet veriyor. Ya da başlangıçta direkt kontrol ediyor. Mesela buradaki şöyle diyelim. Mesela bakın burası 2 olmuş olsa ne olacak? Bakın tıklıyorum. İçeridesin ve artık değerin 2 diyor. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ama şurada gelip de 2 diyecek olursak ne olacak arkadaşlar? Bakın hiç içeri giremiyor. Dışarıdasın diyor. Yani bizim burada görmüş olduğumuz fark şu olmuş oluyor arkadaşlar. Şu kısımda ve şu kısımda burada bakın anahtar nokta bu. Döngüye girmeden şart kontrol ediliyor arkadaşlar. Yani eğer şart gerçekleşirse içeriye ne yapıyor? Dallanıyor. Burada ise arkadaşlar direkt olarak döngüye giriyor önce. Bakın şurada giriyor buraya. Direkt giriyor. Şuraları uyguluyor. Uyguluyor. Sonra şart var mı diye kontrol ediyor. Yani burada en az arkadaşlar bir kere uygulama oluyor. Yani uygulama derken döngü çalışıyor. Ama burada öyle değil arkadaşlar. Direkt gelir gelmez şartı kontrol ediyor. Eğer varsa
işte kardeşim diyor. Tamam, buyur içeri gel. Ne yapacaksan yap, icra et görevini. Ancak şartın yoksa hop seni diyor lupa gönderirim, o da senin icabına bakar. Demek ki arkadaşlar lup veya lupun veya du'nun yanında kullanılması bu şekilde fark oluşturmuş oluyor. Bir sonraki derste arkadaşlar anti ile bakalım. Anti neler yapıyormuş, ona göz atalım. Sonraki derste görüşmek üzere, hoşça kalın.